Michael Townley orta yaşlı, karizmatik ve sonuç odaklı bir adam. Yaptığı onca soyguna, kazandığı onca paraya ve yaşadığı hayata rağmen suç dünyası yeniden atılıyor ve eski dostlarla yeniden karşılaşıyor. Michael oyunun başında yaptığımız soygundan beri öldü olarak biliniyor. FBI ile anlaşması sonucu tanık koruma programına alınmış ve kendi mezarında çete üyesi Brad yapmaktadır. Diğer çete üyesi Trevor ile de yıllardır görüşmüyordur ve öldüğünü düşünüyordur. Agresifliğinden dolayı bir psikiyatriste gidiyor fakat psikiyatristin ona pek faydası dokunmuyor. Yıllar sonra hayırsız bir oğul, tiki bir kız ve başka erkeklerle yatan bir eş ile sıkıcı hayatına devam ederken ödemesi geciktiği için oğlunun arabasını almaya gelen Franklin'le karşılaşıyor ve buradan itibaren ipler kopuyor. Galericinin mekanına dalıp ortalığı dağıttıktan sonra Franklin Michael ile iş yapmaya geliyor. Hani hayırsız bir oğul demiştim ya, işte o hayırsız oğlun kaçırılması haberini alıp birlikte kurtarmaya gidiyorlar. Daha sonra karısını ve tenis koçunu yataktayken basan Michael, Franklin'i de yanına alıp koçun evini yıkmaya gidiyor. Yıktıktan sonra fark ediyor ki ev büyük bir mafya olan Madroza'ya aitmiş. Michael hep Franklin'e suç hayatına geri dönmeyeceğini söylese de Madroza'nın evinin borcunu ödemek için tekrar soygun yapmak zorunda kalıyor. Soygun sırasında söylediği bir sözden dolayı yıllardır şehrin karanlık tarafında yaşayan Trevor, Michael'ın ölmediğini anlıyor. Trevor'ın geri dönmesiyle beraber Michael'ın başına yeni bir dert daha açılıyor. Kişilik özelliklerine bakarsak Trevor ve Franklin'in karışımı diyebiliriz. Ne Trevor kadar manyak ne de Franklin kadar sakin. Orta yaş krizinin de vermiş olduğu dengesizlikten dolayı ani patlamaları olabiliyor. İki çocuk babası fakat çocukların davranışlarından anlıyoruz ki onları eğitmekte pek başarılı olamamış. Karısı Amanda ise eski bir hayat kadını ve aralarında sürekli sadakatsizlikten dolayı sorunları vardır. Yaşanan bir sürü sorun ve öfke patlamalarından dolayı ailesi onu terk eder. Eski filmlere merakı çoktur. Hatta büyük film yönetmeni Solomon Richards ile çalışmak için çok çaba sarf etmiştir. Solomon ile yaptığı bu film ile ailesini artık kirli işlerden uzaklaştığını gösterebilmeyi amaçlamaktadır. Ailesini yeniden toplayıp psikiyatriste gider. Orada da kavga etseler de Amanda ve Michael birbirlerine bir şans daha verirler ve yeniden birlikte yaşamaya başlarlar. Oyunda bazı karakterlerle kısa etkileşimlerde bulunabiliyorsunuz. Aile yeniden toplandıktan sonra Michael ve çocuklar arasındaki konuşmalar daha sıcakkanlı olmaya başlıyor. Hatta oyunda Michael'a geçtiğinizde çıkan ara sahneler de değişiyor. Sona doğru gelirsek büyük vurgundan sonra karakterler düşmanları ortadan kaldırıyor ve başka işlerle uğraşmaya başlıyor. Trevor ve Franklin'in aksine Michael'ı GTA Online görevlerine göremiyoruz ama yönetmen Solomon Richards ile yeni projeler yaptığını ve tüm suç işlerinden elini çektiğini biliyoruz. Eğer hikaye hakkında daha çok şey öğrenmek isterseniz 5 dakikada GTA 5 hikayesi adlı videomu izlemeyi unutmayın. Şu an sol üstteki bilgi kartında çıkacak. İstek oyun ve oyun karakterlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destek olmak için abone olmayı ve eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar, hoşçakalın.